Erzincan'ın meydanları yeniden şenlenecek. Sönmüş olan ışıklar güneşe dönüşecek. Vakti saati geldi. Şafak söktü sökecek. Evladımız, Karayağız, gelir dedik. Gelir. Çok sabrettik, bekledik. Hoş geldin Sayın Bakanım. Biz seni çok özledik. Arz ediyorum bakanım. Evet, öncelikle böylesine güzel bir toplantıda bulunmaktan son derece büyük mutluluk duyuyorum. Bütün il başkanlarımı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Erzincan bugün tarihi günlerinden birini yaşıyor. Erzincan'da bugün coşku var. Erzincan'da bugün bir heyecan var. Erzincan'da bugün bir dönüşüm var. Erzincan'da bugün ulusal birlik var. Çünkü mutlu Erzincan, güçlü Erzincan, ötekisi olmayan Erzincan yola çıktı geliyor 48 saat kaldı. Bu günü basın mensupları çok değerli hemşehrilerim. Hepimiz Erzincan sevdalısıyız. Erzincan çok daha iyi bir yere gelsin diye mücadele ediyoruz. Bugün ittifakın milletvekili adayları olarak onurla ve gururla huzurunuzdayız. Can Erzincan için amacımız ne? Hedefimiz ne? Projeler ne? Bunları sizlere tek tek anlatacağım. Öncelikle şunu tespit etmemiz lazım. Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan'ımızda da üzülerek söylüyorum ki esnaflarımız mutsuz, İşsizlik ne yazık ki var. Yoksulluk sizlere intikal etmiyor ama benim cep telefonuma bakarsanız ciddi ölçüler içerisinde ekonomik sıkıntı yaşayan ama bunu belli etmeyen çok sayıda aileler var. Özellikle alın teri ve emek işçi arkadaşlarımızda büyük bir haksızlık var. Bakıyorsunuz ki bir tanesi kadroya geçmiş, aynı yerde çalışıyor, 18 bin lira maaş alıyor. Aynı işi yapıyor, öbürü taşeronunda çalışıyor, 11 bin lira alıyor. Öbürünün dayısı var, geçmiş bir yere kadroya girmiş, güç satıyor, 18 bin lira alıyor. Aynı işi yapıyor, aynı yere gidip geliyor. Bu sabah saat 8'de bir yerdeydim. Ciğerim paramparça oldu. Bir baba olarak paramparça oldu. Bir siyaset olarak paramparça oldu. Bir ayrıcalık olarak paramparça oldu. Ve şuna karar verdim ki liyakat olmadan adalet olmaz. Torpil varsa ben yok. Şöyle arkadaşlar. Çiftçilerimiz, esnaflarımız büyük bir sıkıntı içerisinde. 20 yıldır ülkeyi yöneten kadrolar hem Türkiye'de hem Erzincan'da çok fazla üretimden yana olmadılar. İş sahalarının açılıp gelişmesine çok fazla bakmadılar. İş sahası açmadıkları gibi yapılan iş sahalarına da yeteri kadar sahip çıkılmadı. Tekstil fabrikalarını geziyorum ve dolaşıyorum. Tedbir almazsak, onlara lojistik destek vermezsek onlar da ekonomik olarak büyük bir sıkıntı içerisindeler. Üretiyorlar. Ama yol parası öbür taraf uzaklık bitince inanın ki ekonomik olarak büyük bir sıkıntı içindeler. Şöyle size bir bakıyorum. Erzincan'da Sümerbank'ın dokuma fabrikası vardı. Şeker fabrikası vardı. Erzincan'ın yükünü taşıyordu. O Sümerbank başka bir olaydı. Sümerbank dedelerimizin, babalarımızın çalıştığı, ben Sümerbank'ta çalışıyorum, Sümerbank'ta emekli oldum derken anaları vardı. Şeker fabrikasında anılar vardı. Sümerbank yok oldu. Şeker fabrikası yok olmak üzere. Şunu bilmenizi istiyorum. Şeker fabrikasını alan bir kuruluş. Erzurum'da da şeker fabrikası var. Erzurum'a ağırlık veriliyor ama Erzincan duruyor. Biraz sonraki bölümlerde o şeker fabrikasını nasıl şahlandıracağımızı sizlere anlatacağım. Devlet fabrika açmıyor. Özel sektör Erzincan'a gelmiyor. Böyle olunca da Erzincan'da işsizlik oluyor ve inanın ki yoksulluk oluyor. Tarım, hayvancılık desteklenmiyor. Köylülerimiz ve çiftçilerimiz para kazanmıyor. Esnafımız son derece mutsuz. Erzincan'da
eden iş adamları bakıyorum ki varlıklarını Bodrum'a götürüyorlar. Varlıklarını Göce'ye götürüyorlar. Varlıklarını İzmir'e, Antalya'ya, Ankara'ya ve İstanbul'a götürüyorlar. Buradan kazanıp oralara yatırım yapıyorlar. Çünkü Erzincan'ın ışığı sönmüş. Erzincan'da umut göremiyorlar. Ben Erzincan'a zaman tüketmeye değil, Erzincan'ın bismillah diyerek ışıklarını yakmaya ekonomik açıdan, sosyal açıdan bakıyorum, Arabiliğine göç veriyor. Şöylesine bir bakıyorum. Yıl 1957. Erzincan'da kaç milletvekili var? 6 milletvekili var. Sonra ne olmuş? Erzincan'da milletvekili sayısı 5'e düşmüş. Erzincan'da milletvekili sayısı 4'e düşmüş. Şimdi 3'e düşmüş. Şu anda 2. Böyle giderse Erzincan'daki milletvekili sayısı 1 olacak. Ben Erzincan'daki milletvekili sayısını düşürmeye değil, yükseltmeye geldim. Çok çalışacağım. Erzincan göç veren yer değil. Göç veren yer değil. Göç veren yer. Sevgili arkadaşlarım, bu gidişatı durduracağım. Bu gidişat benim gönlüm böyle bir Erzincan'a razı değil. Erzincan'ın gençlerine bakıyorum, kafelerde, kahvelerde zaman tüketiyorlar. Bakıyorum bu gençlere, gece dolaşıyorum. Siz çoğunuz yatarken ben dolaşıyorum. Siz çoğunuz yatarken ben sabah altında sokaklardayım. Çünkü ben Erzincan'a zaman tüketmeye değil, hizmet etmeye geldim. Ben Erzincan'a tarih yazmaya geldim. Ben burada tarih yazıyorum. Bakıyorum, Erzincan'da üniversiteye okumaya gelenler şehrin ekonomik ve sosyal hayatına karışamıyor. Çünkü üniversite Erzincan'dan 15 kilometre dışarı yapılmış. Bu evlatlar gidip gelemiyorlar. Esnaflarımız da bunlar buluşamıyorlar. Oysa şöylesine bir bakıyorum. Aceleye gerek yok. Planlama yapmamız lazım. Biz askeriyeyi oraya alabilirdik. Üniversiteyi de buraya yapardık. Üniversitedeki genç çıkardı. Esnafımızla buluşurdu. Şehirle buluşurdu. Kentle buluşurdu. Mutlaka üniversitenin bölümlerini şehir içerisine taşıyacağım. Askeriyeyle konuşacağım. Onları dışarıya alacağım ve üniversitenin bölümlerini buraya getireceğim. Üniversitedeki gencimiz başkalarımızla, kazanımızla hepsiyle buluşuyor. Erzincan'a bakıyorum. Evet, Sivas önemli ilimiz. Sivasları severim. Erzurum önemli bir ilimiz. Erzurum'u severim. Ama ben Erzincanlı olarak, bir Çan Erzincanlı olarak, bu toprakların evladı olarak ben istiyorum ki benim Erzincan'ım yani Bursa'ya gitsin, Gaziantep'e gitsin, Konya'ya gitsin, Malatya'ya gitsin. Lütfen basın mensubu arkadaşlarımız araştırsın. Parlamentoda en çok konuşulan birinci il Malatya. Erzincan geçtiğimiz 5 yılda kaç kere konuşulmuş biliyor musunuz? 4 yılda 75. sırada. Erzincan 75. sıraya hak ediyor mu? Parlamentoda göreceksiniz. İlk 4 ay içerisinde Erzincan'ı ilk üçe sokacak. %100 sokacak. Kanunlarda, kararlarda, soru önergesinde, meclis araştırmasında, gündem dışı konularda, plan bütçe komisyonunda, KİT komisyonunda, İçişleri komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığı komisyonunda, Tarım komisyonunda, Bayındırık komisyonunda, her noktada Erzincan olacak. Çünkü güçlü, enerjik, dinamik, kendi sorunlarını çözmüş, toplumun sorunlarına çare bulan Erzincan ve milletvekilleri yola çıktı geliyor. Hiç merak etmeyin. Sevgili arkadaşlarım, bölge müdürlükleri Erzurum'a taşınmış. Yani Erzurum'dan Erzincan yönetiliyor. Benim gönlüm buna hiç razı değil. Erzincan bunu hak etmiyor. Erzincan'ı onurla ve gururla hak ettiği yere taşıyacağız. Erzincan'ın kalkınması, zenginleşmesi ve mutlaka da büyümesi lazım. Erzincan nasıl kalkınır? Üretim yaparsak kalkınır. Üretim neyle olur? Sanayi ile olur. Tarım da olur, hayvancılık da olur, ticaret de olur, turizm de olur. Erzincan'ımızın turizmde, sanayide, tarım alanlarında son derece önemli imkanları ve potansiyelleri var. İlk olarak kamu
ve özel sektör işbirliğiyle Erzincan'daki şeker fabrikasını muhteşem bir noktaya taşıyacağım. Şunu unutmayın, ben ne söylüyorsam bilgiye dayalı söylüyorum. Ben ne söylüyorsam yaparak söylüyorum. Erzincan şeker fabrikasını alan şahıslarla, kişilerle dün akşam gerekli görüşmeleri yaptım. Onlardan gerekli mutabakatları aldım. Ama devlet olarak da biz onlara destek vereceğiz. Erzincan şeker fabrikasında şu anda, yanlış olmasın, 180 kişi çalışıyor. Erzincan şeker fabrikasında 1800 kişi çalıştığı zaman anlayın ki sarı bir olmuştur. Hiç merak etmeyin. Kapanan belediyeleri %100 açacağız. Kapanan belediyeleri %100 açacağız. Kapanan belediyeleri açacağız. Bir örnek vereyim, diğer belediyeler alın. Oralara bakıyorum. Belediye başkanı olduğum zaman gelmiştim. Canlıydı, kanlıydı, heyecanlıydı. Belediye başkanı vardı, muazzam şey vardı. Ulalar ışıl ışıldı ama şimdi belediye olmadığı için sabahleyin saat 7'de Ulalar'daydım bu sabahleyin. Park bahçelerine gittim. Sağ olsunlar nezaketlerine, zerafetlerine. Eskiden orası mezbaydı. Başka bölümdü. Şimdi park bahçeleri olmuş. Bir belediyenin yan kolu haline gelmiş. Şube müdürlüğü haline gelmiş. Ulalar şube müdürlüğü olmaz. Ulalar tekrar belediye olacak. Hiç merak etme. Bütün belediyeleri açacağız. Tarımsal sulama sorununu çözeceğiz. Çiftçinin üretimde kullandığı, altını çiziyorum. Buranın altına çok dikkatli bir şekilde bakın. Özellikle basın mensubu arkadaşlarımız, bunları saklayın, sonra bunların hesabını sorun. Ben laf olsun, format olsun diye konuşmam. Size açıklayacağım projeleri doçentlerle, profesörlerle, hocalarımızla, Sanayi Bakanlığı'ndaki yetkililerle, Bayındırık Bakanlığı'ndaki yetkililerle, siyasilerle, tek tek konuşarak bir ayda yapılan hazırlığın son finali ve son sunuşudur. Tarımsal sulama sorununu çözeceğim. Çiftçiniz ürettiği, kullandığı elektrikten ve sudan para almayacağız. Şuna gireyim. Eskiler bunu bilir. Sayın avukatım otur yerine, sayın avukatım. Otur. Şunu bilmenizi istiyorum. Ecevit döneminde, Demirel döneminde bunlar yoktu. Ecevit döneminde de Demirel döneminde de bakın köylünün Erbakan Hoca döneminde günahını almayayım rahmetli Türkeş döneminde elektrikten ve sudan para alınmazdı. Köylümüz elektriğini ve suyunu güzel bir şekilde kullanırdı ama çiftçimiz unutmayın ne kadar çok üretim yaparsa o kadar çok ülke kalkınır aynı parayı oradan kazanırız. Üretim yapmadığı takdirde Erzincan bölgesinde milli emlağa ait olan, boş kalan bir tek arazi kalmayacak. Ekmek biçmek kaydı şartıyla Erzincanlı hemşehrilerimize dağıtımını sağlayacağız. Toprak işleyenin su kullanan olacak. Evet arkadaşlar, Erzincan tarım ve hayvancılığın merkezi olacak. Hayvancılık için ucuz kredi vereceğiz. Çiftçilerimizin bankalardan aldıkları kredi faizlerinin tamamını sileceğiz. Kredi faizlerinin tamamı silinmezse çiftçimiz batar ve gider. Son 20 yılda 2,5 milyon çiftçinin 2 milyonu şu anda tarımı bıraktı. Tarımı bırakırsa etin fiyatı yükselir, buğdayın fiyatı yükselir, arpanın fiyatı yükselir. Bazen iktidar diyor bağırıp çağırıyor işte marketlere ceza veriyorum etin fiyatını yükseltmeyin. Etin fiyatını yükseltmemenin yolu tarlada üretim, fabrikada üretim, kamuda dürüst üretim.